Bismillahirrahmanirrahim. Efendim tekrar hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yine bir kez daha bu ders vesilesiyle tüm aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Çok geçmiş olsun hepimize. Bir daha Cenab-ı Hak böyle bir bela ve musibet ile bizi imtihan etmesin. Şimdi bugün Cabiri derste yaptım. Şimdi de mantık dersi yapmayı düşünüyorum. Biraz derslere yoğunlaşırsam hem de zihnim yeniden kendine gelir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla 10 gündür zihnim gerçekten çok yoruldu her bakımdan. İnşallah bu dersler yeniden açılmasına vesile olur diye umut ediyorum. Müsaadenizle ekranımızı paylaşalım, kaldığımız yeri görelim, oradan devam edelim. Gördüğünüz gibi dersimiz Aksamul Akise bihasebil madde. Vurgulama renklerimizi ve çizgimizi ayarlayalım. Kalemimizin rengini ayarlayalım. Evet. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, biz daha önce zaten kıyas diye bir konu gördük. Kıyas. Ve bu kıyas başlığı altında kıyas bahsini teferruatıyla işledik sizinle. Şimdi burada müellifin kıyas konusunu yeniden ele alması kıyasın üzerinde duracağından değil. Biz beş sanat üzerinde duruyoruz. Mantıkta beş sanat konusunu ele alıyoruz. Bu beş sanatın nasıl kıyas altında yer aldığını bize gösterecek. Yani beş sanat tamamen kıyas formu altında yer alır. Yani her biri bir şekilde bir kıyastır. İşte bunu göstermek bakımından Aksamul Akise, Akise kıyasın çoğuludur. Müfredi kıyastır. Cem'i Akise'dir. Bihasebil madde. Bu kavram, bu sözcük son derece önemli. Hatırlayacağınız üzere daha önceki derslerimizde bunların üzerinde çok durmuştuk. Biliyorsunuz bir kıyası teşkil ettiğimizde onun öncülleri var. Birinci öncül, ikinci öncül ve sonuç önermesi bunlar var. Şimdi bunların her birerlerine teker teker madde denir. Maddetul kıyastır. Bunların sıralanmalarına, çeşitli biçimlerde, çeşitli ilişkilerle sıralanmalarına heyet denir. Biliyorsunuz. Sonuca da matlup, diğer bir ifadeyle netice denir. Şimdi bu konuda müellif bize beş sanatın kıyasın formu altında yer almasını madde itibariyle, bihasebil madde yani öncülleri itibariyle, öncüllerin doğruluğu yanlışlığı, öncüllerin bize vermiş olduğu bilgi değerleri itibariyle nasıl olup da kıyasın altında bu beş sanatın yer aldığını bize gösterecek. Birazdan detaylı bunları, bu metinleri okuyacağız. Çok güzel bir özet yaptığı için sağ olsun müellif burada bize hulasa yapmış. Bu hulasa üzerinden konuyu bir ele alalım. Sonra ana metni daha rahat okuyacağımızı umut ediyorum. Biraz önce ifade etmeye çalıştığım üzere konuyu kıyasın altında topluyor. Bakın. Kıyasın altında topluyor. Kıyasın altında topladığında beş sanatı ele alacak. Şiir bir, hatabe iki, elcedel üç, mugalata dört, burhan beş. Gördüğünüz üzere beş sanatı kıyasın altında topladı. Peki kıyasın altında bunu toplarken müellif ne itibariyle topladı? Bir hasebil madde. Yani
öncüller itibariyle, öncülleri itibariyle bunu topladı. Ve bunun için de bu son derece önemli şemada bize kıyasın altında bunları anlatırken çok efendim belirleyici unsurları ön plana çıkaran, zihnimizi netleştiren bilgiler vermek suretiyle bunları ele alır. Örneğin, kıyası hemen başta ikiye ayırır. Kıyas bir, ma yufidu tasdikan. Bakın, ne yapar? Doğruluk ifade eder. Doğruluk ifade eder. Yani bir doğru bilgi bize verir. Bunun karşıtı nedir? Ma yufidu gayrat tasdik. Eğer tasdik olunması, doğrulanması gerekmeyen bir bilgi verirse şiirdir. Demek ki bir şiir içinde yer alan önerme, bir şiir içinde yer alan öncül ve bu öncüllerden oluşturduğumuz kıyas formu bize tasdiki gereken bir bilgi vermez. Vermesi beklenmez. Ve bu da şiirdir. Şimdi burada şöyle önemli bir ayrıntıya müsaadenizle dikkatinizi istirham edeceğim. Efendim, şiir hiç mi bize doğru bilgi vermez? Hiç mi doğru bilgi veren şiir olmaz? Elbette olur. Ama genel anlamda konu şiir olduğunda, şiirin kendi doğası gereği biz onun öncüllerinin doğru olmasını illa beklemeyiz. Ama doğru olur mu? Olabilir. Olması onu şiir olmaktan çıkarır mı? Hayır, çıkarmaz. Şiirdir, doğru bilgi verebilir. Ama genel olarak mantık beş sanatı içinde değerlendirilen şiirde önermelerinde doğruluk aranmayan, öncüllerinin terkip ve telifinden ulaşılan sonuçlarda doğru olması şartı aranmayan kıyas olarak ifade edilir şiir. Demek ki burada bize şiiri de tanımlamış oldu ki bunların hepsini ayrı ayrı göreceğiz zaten. Aşağıya inelim. Kıyas, yine kıyas anlatıyor. Kıyas, ma yufidu tasdikan cazimen. Bakın, burada doğruluktur. Burada kesin doğruluk. Çünkü buradaki doğruluk genelde biraz ikincisine göre zannilik de içerir. Ama burada cazimen kat'ian manasında kesin bilgi verir bize. Kesin doğrudur. Böyle bir kıyas söz konusu olduğunda şimdi bunları aşağıda Burhan'a toplayacağız. Böyle olduğunda en altta Burhan gelecek, Burhan da toplayacağız. Ama böyle olmadığında yani ma yufidu tasdikan gayra cazim kesin olmayan bir doğruluk söz konusu olduğunda kesin olmayan bir doğruluk söz konusu olduğunda ne olur? O zaman hatabe olur. Yani söylem olur. Hitap. Peki kıyas ma yuteberu en yekune hakkan. Kıyasın verdiği bilgi hakikat kabul edilirse, yu'teber, hakikat olarak kabul edilirse, bunu aşağıda Burhan'a bağlayacağız. Ma la yu'teber en yekune hakkan, hakikat olması aranmazsa, hakikat olması dikkate alınmaz, öyle itibar edilmezse bu da cedel olur. Bunların hepsini ayrı ayrı konuşacağız, detaylarıyla inşallah konuşacağız. Peki, kıyasımız ma yekune hakkan vakıan, hakikattir. Aynı zamanda reeldir. Yani realitesi vardır. Realitede bir gerçekliği olan kıyastır. İşte bu Burhan'dır. Peki şimdi dikkat buyurunuz. Ma la yekunu hakkan vakan. Hakikat değil, hakikat kabul etmiyoruz. Realitesi de yok. O zaman bu muğalatadır. Bunların hepsini göreceğiz. Bu karşıdaki kişiyi, muhatabı yanıltmaya yönelik, efendim yanılsamasına neden olmaya yönelik bir söylem tarzıdır. O halde müellifin bize en yukarıdan buraya doğru bağladığı bu bağlantıları kurarsak
Dikkat ederseniz bu bağlantıların sonuçta bize verdiği bilgi değeri bakımından mantıkçının ilgilendiği kıyasın Burhan olduğunu, ki Aristoteles'ten beri böyledir, Burhan olduğunu söylüyoruz. Peki beş sanat içinde Burhan'ı diğerlerinden ayırt etmekle birlikte bunların kıyas açısından yani öncüllerinin verdiği bilgi değeri ve yine öncüllerinin telif edilişi itibariyle ulaşılan sonuçlar açısından nasıl bir beş sanata efendim neden olduğunu ve bu beş sanatın beşinin de kıyas formu altında nasıl toplandığını göstermesi bakımından bu şema gerçekten çok öğretici, ders verici bir şemaydı. Onun için bu hülasadan başlamanın faydalı olacağını düşündüm. Şimdi yukarıya geçelim müsaadenizle. Asıl metnimizi okuyalım. Aksamul akise bihasebil madde. Öncülleri itibariyle kıyasın çeşitleri. Demek ki kıyas dediğimiz zaman buradan tek bir kıyastan söz etmiyoruz ki daha önceki derslerimizde özellikle Cabiri derslerimizde bunların üzerinde durduk. Ve özellikle kıyasın nahvi kıyastan, fıkhi kıyastan, burhani kıyastan söz ederken bunlar üzerinde detaylı bir biçimde durduk. Şimdi bu başlık altında müellifin bize söyleyeceklerini okuyalım. Özetlemiş olduğumuz özetten de hareket ederek beş sanatı biraz daha tafsilatıyla bize anlatacak. Takaddeme ennel kıyase bihasebi ihtilafil mukaddimat min haysul madde. Bakın, min haysul madde. Öncülleri itibariyle zaten bu mini beyaniyedir. Mukaddimatı öncülleri ifade ediyor. Öncüllerinin farklılıkları bağlamında, farklılıkları münasebetiyle kıyası biz daha önce gördük. Kıyas geçti, değil mi? Gördük, uzun uzun konuştuk. Aynı zamanda ve bihasebi ma tuaddi ileyhi min netaic. Bu öncüllerin hangi sonuçlara bizi ulaştıracağını, sonuçlara ulaştırmaları itibariyle de kıyasın çeşitlerini gördük. Değil mi? Bir sürü formları gördük. Ve bir hasebi agradı te'lifiha, buradaki ha mukaddime teraci, bu öncüllerin telif edilmesi, terkibi amacı ile hangi amaçla bunları telif ediyoruz? Tümeli mi önce alıyoruz, tikeli mi önce alıyoruz, salibeyi mi, efendim mucibeyi mi, hamliye mi, şartiye mi? Bütün bunları dikkate aldığımızda kıyasın nasıl efendim olduğuna ilişkin takaddeme el bahsu bu konu daha önce geçti ve bunların üzerinde durduk. Ve şimdi biz bütün bunları dikkate aldığımızda işte bir hasebi şu, bir hasebi bu, bir hasebi agradı te'lifiha yenkasimu ilel burhan, yenkasimu el kıyas, kıyas, burhan, cedel, hatabe, şiir, mugalata olmak üzere beş ayrılır. Bir, 2, 3, 4, 5 aşağıda hülasa üzerinden bunların ne olduğunu gördük, kabaca konuştuk. Şimdi beyan-ı zalike bu başlıkların her birerlerinin kısaca neden kıyas formunun altında toplandığına ilişkin bize müellif bilgi verecek. Şimdi bu bilgiyi almaya çalışalım. Ennel kıyase kıyas bihasebi ihtilafil mukaddimati min ciheti kevniha yakiniyeten ev gayra yakiniyetin. Bakın. Demek ki öncüllerinin verdiği bilginin yakini, doğru oluşu ya da doğru olmayışı şemada birinci kısma tekabül ediyordu biliyorsunuz. Şemada görmüştük. Öncüllerinin verdiği bilgilerinin yakini ve gayri yakini oluşu açısından öncüllerin değişmesi sebebiyle kıyas imma en yufide tasdikan bu öncüllerin verdiği bilgiler ya doğrulanır ve imma te'thiran ahar gayret tasdik minet tahayyül ve taaccüb ve nahvihima taaccüb, tahayyül gibi
nedenlerden dolayı bu doğrulanamaz. Çünkü bir taaccübü, bir tahayyülü, hayali doğrulamak söz konusu olmaz. Bunlardan dolayı o öncülün vermiş olduğu bilgiyi doğrulamak gerekmez. İşte bu efendim konu bize bazı kıyasın öncüllerinin doğrulanabilir, tasdiki mümkün, bazılarının da çeşitli nedenlerle doğrulanamaz olduğunu söyledikten sonra summel evvel, bunun ilki, birincisi imma en yufide tasdiken caziman, ya kesin bir tasdiki gerektirir. Az önce şemada görmüştük. Kesin bir tasdiki gerektirir. Kesin doğrudur. Ve la yakbelu ihtimalel hilaf, asla farklı bir yaklaşıma imkan vermez. İhtimalel hilaf, ihtilafın mümkünlüğü demektir. İmkanul ihtilaftır. İmkanul ihtilaf, daha sonra da bunu göreceğiz. Öncekinde de bazı derslerde konuşmuştuk. İhtilaf, ihtimalul hilaf, imkanul ihtilaf, bu zanni bilgi de söz konusudur. Eğer bir bilgi cazimen ise, kat'i ise, burada ihtilafe mesa yoktur. Ya la yakbelu ihtimalel ihtilaf, burada ihtilaf söz konusu olmaz. Şimdi demek ki eğer öncülün vermiş olduğu bilgi ihtilafa kapalı olacak şekilde tasdiki cazim ise, bunun ayrı bir hükmü var ki bunu Burhan olarak söyledik. Az sonra kendisi de söyleyecek. Ev tasdikan gayra cazimin, bakın kesin olmayan bir doğrulama söz konusu olabilir ki zanni bilgiler böyleydi. O zaman yecuzu fihil hilafu, ihtilaf bunda caiz olur. Çünkü zaten zan alanı içtihat alanıdır. İçtihat alanı el ila ihtilaf, yani meydanul hilaf, mecalul içtihat. Dolayısıyla burada bir hilaf söz konusuysa orada içtihat da söz konusudur. Yecuzu fihil hilaf ey zanniyen, bakın. Çünkü artık vermiş olduğu bilgi cazim değil, zannidir. Zanni olduğunda ise bunun hükmü farklıdır. Sümme ma yufidu tasdikan cazimen, bakın burada olduğu gibi kesin doğruluk ifade eder. İmma en yu'tebere fihi, bu kesin doğruluk ifade etmesinde ya bu doğruluk en yekune te'lifuhu li garadın en yuntice hakkan emla, gerçekliği, hakikati sonuç verecek şekilde, yüntice sonuç alacak şekilde öncüller bu amaçla, ligaraz bu amaçla telif edilir, terkip edilir. Yani kıyasın öncülleri ona göre dizayn edilir ve biz bu terkibin ve telifin sonucunda gerçek, hakikat olan bir bilgiye ulaşırız. Em ya da la ulaşmayız. Aşağıda şemada bunları görmüştük. Sümme sonra ma yuhteberu fihi, bu öncülde verilen bilgi ne kabul edilir? İntacul hak, gerçekliği bize, hakikati bize sunmuş olarak kabul edilir. Ya da imma en tekunen netice, öncüllerin terkibinden hasıl olan neticenin hakkan vakıan, realitesi olan, yani Burhan'da söylediğimiz gibi realitesi olan bir gerçeklik olur ya da olmaz. Şimdi burada bu okumuş olduğumuz paragrafta müellif bize tamamen aşağıda şemada görmüş olduklarımızı bir paragraf olarak ifade etti. Şemada bunları gördük biz. Şimdi şemaya tekrar geldiğimizde bunu yeniden hatırlama imkanımız olur. Peki efendim. Şimdi diyor ki fehâzihi hamsetu enva'in. Bu konuşmuş olduklarımızın tamamı beş türdür ve beş sanat ifade eder. Beş türdür. Söylediklerimiz hepsi beş tür. Şimdi bir bir bunları ele alalım ve hepsinin üzerinde tek tek duralım. Kıyasımızın öncülü ma yufidu tasdikan ya da kıyas cazimen, kesin bir bilgi, kesin bir doğruluk ifade eder.
وَكَانَ الْمَطْلُوبُ Matlup netice, kıyasın neticesi hakkan vakan olur. Yani realitesi olan gerçeklik olur. Yani reel dünyada da karşılığı olan bir gerçekliğe tekabül eder. Ve huvel burhan, işte bu burhandır. O halde burhan dediğimizde, ki biz bunu ayrıca burhan olarak göreceğiz zaten. Şimdilik kıyas formu altında bir kıyas çeşidi olarak burhani kıyas diyoruz çünkü. Onun kesin bilgi verdiğini, tasdikan cazimen, ve burhan ile ulaştığımız matlubun, neticenin de realitesi olan hakkan vakan olduğunu tespit etmiş oluyoruz. Vel garadu minhu ey minel burhan. Burhandan amaç nedir? Marifetul hak min cihetin ma huve hakkun vakan. Diyor ki bizim burhani kıyas yapmamızın, burhani kıyas ile olan ilişkimiz, amacımız nedir? Hakikatin bilgisine erişmektir. Marifetul haktır. Ne açıdan? Min ciheti ma huve hak. Hakikat olması bakımından. Hakikat olması bakımından hakikati hakikat olarak kıyas yoluyla elde etmek ve bu elde edilen şeyin de vakıan realiteye uygun olmasıdır. Hakkın efendim bir sıfatı olarak hakkan vakan, hakkun vakıon efendim gerçekliği olan bir hakikat olarak biz bu bilgiye erişmek isteriz. İşte bu burhandır. Bunun nitekim aşağıda bundan sonraki derste inşallah burhan vesaire diğer sanatları, beş sanatı ayrı ayrı göreceğiz. Bu burhanın şimdilik kıyas formu altında neden yer aldığını söylemek bakımından müellif bize bunları anlatmaya çalıştı. İki, ma yufidu tasdikan cazimen, bakın. Kıyas bize kesin bir doğruluk ifade eder. Kesin bir doğruluk ifade eder. Vakat utibire fihi, onun doğruluğuna itibar edilir. Doğru olduğu kabul edilir. Ne açıdan? En yekunel matlub, neticenin hakkan hakikat olması bakımından bu kıyasın verdiği bilginin doğru olduğuna hükmedilir. Yani bir kıyas formu kurduk. Bu kıyasın vermiş olduğu netice, bilgi tasdiken cazimen kesin bilgi gibi duruyor. Kesin bilgi olarak ortaya çıktı. Ve doğru olduğuna da, bu neticenin doğru olduğuna da itibar edildi. Fakat leyse bi hakkin vakan, realitede karşılığı olması bakımından hakikat olanın vaka ile ilişkisinde realitenin bu hakikati desteklemediğini gördük. Dikkat buyurunuz. Bura çok önemli. Bunu mugalatayı konuşurken ayrıca üzerinde duracağız. Yani kurmuş olduğumuz kıyasın öncülleri ve sonucu bize bu öncüllerden bu sonuç zorunlu olarak çıkıyor. Zorunlu bilgi. Bakın tasdikan cazimen zorunlu bilgi çıkıyor. Ama bu zorunlu bilgi realiteye uygun değil. Realite bu zorunlu sonucu reddediyor. İşte ve huvel mugalata. Bu mugalatadır. O halde mugalata nedir? Mugalata realitenin reddettiği ama kıyas bakımından öncüllerin telif ve terkibi bakımından bize sanki kesin doğru bilgiymiş gibi bir sonuç ve netice veren bir yanılsamadır, bir mugalatadır. Bunları inşallah yerinde ayrıca göreceğiz. Aşağıya inelim. 3.
Bakın yine ma yufidu tasdikan cazimen. Öyle bir kıyas yaptık ki doğru bilgi, kesin doğru sonuç, kesin sonuç diyelim. Doğru bilgi belki sizin için yanıltıcı olabilir. Kesin sonuç veriyor. Velakin lem yu'teber fihi en yekun el matlubu hakkan. Fakat biz bu kıyasın neticesinin, sonucunun hak olduğuna itibar etmiyoruz. Velakin lem yu'teber fihi bu doğruluğu matlub açısından, matlubun hakikat olması bakımından onu gerçeklik olarak kabul etmiyoruz. Belil mu'teber fihi bilakis buradaki doğruluğu ne kabul ediyoruz? Umumul itiraf evet teslim genel bir kabul, genel bir teslim olarak kabul ediyoruz. Ve huvel cedel, bu da cedel oluyor. Yani genelin kabul ettiği, genelin teslim ettiği ki bunları bir müsellemaatta konuşmuştuk hatırlayacaksınız bir önceki derste müsellemaatı ele alırken. Bakın teslim, müsellemat, örf, meşhur olan değil mi? Meşhur olanlar, meşhuratta, müsellematta bunları konuştuk. Ama bunlar ne kabul edilmezler? Hakikat olarak kabul görmezler. Lem yu'teber. Hakkan hakikat olarak kabul edilmezler. Çünkü hakikatin tanımı başkadır. O burhan ile belli olur. Peki bu o zaman cedeldir. İşte biz bu cedeli ve müsellematı efendim meşhuratı konuşurken de üzerinde durdum ve kelamcıların şahit gayip meseledeki yaklaşımlarının çoğunda nasıl burhan değil de kıyasın cedelini kullandıklarını, cedeli bir üslubu kullandıklarını, o oluşturdukları kıyas formlarının nasıl bir cedel olduğunun üzerinde durmuş dikkatlerinizi çekmiştim. Vel garazu minhu, peki cedel neden böyle bir cedeli kıyas yaparız? Neden böyle bir kıyasa ihtiyacımız vardır? Çünkü bu cedel nedir? İfhamul hasm. Muhatabımızı bizden farklı düşünen kişiyi susturmanın, ilzam etmenin ve ilzamuhu onu yenmenin, susturmanın, onu sanki delillerini çürütüyoruz ve kendi delillerimizi ispat ediyormuşuz gibi bir konuma düşürmenin, kendi konumumuzu da pekiştirmenin bir yolu olarak cedel, efendim, mantığın beş sanatından biri olarak kabul edilmiştir ki çok çok önemlidir. Neyin cedel olduğunu, neyin mugalata olduğunu ayırt etmediğimizde burhani kıyası bilemeyeceğimiz gibi elde ettiğimiz bilgilerin doğruluk derecelerini de sahih bir biçimde ifade edemeyiz ya da en azından göremeyiz. 4. Ma yufidu tasdikan gayre cazimin. Bakın doğruluğu var ama kesin değil. Bu zanni olanı konuşmuştuk. Ve huvel hatabe, bu hatabedir, söylemdir. Vel garadu minhu, hatabeden maksat ikna'ul cumhur, kalabalıkların, muhatapların ikna edilmesidir. Değil mi? Adamın ikna gücü, hitabeti güçlüdür, çıkar. Söylediklerinin hiçbirisi de doğru değildir ama gayra cazimdir, kesin de değildir ama ikna eder onları. Değil mi? Hatabe. Onun için sofistlerden itibaren Hatabe'nin özellikle cedelle birlikte siyaset ve politikada, siyasetin dili, politikanın dili, bunların ne kadar önemli olduğunu, insanları, kalabalıkları, muhatapları etkilemede, onları yönlendirmede ne kadar değerli bir alan olduğunu görebiliyoruz burada Hatabe. Tabii burada kişisel yaratılışın,
hitabet sanatının, sesin, ses tonunun, konuşma biçiminin vesairenin hepsinin son derece önemli rolleri var ki Hatabe üzerine değil mi? Başta bu Farabi merhum olmak üzere eserler yazılmıştır. Risale fil Hatabe. Son derece önemli bir alandır. Beş, ma yufidu gayret tasdik min et tahayyül ve taaccub ve nahvihima ve huve şiar. Öncüllerinin hayal unsuru, hayret unsurları ya da benzerlerinden oluşmasıyla oluşan ve doğrulanma ihtiyacı olmayan doğrulukla efendim doğrudan bir ilişki kurmadığımız alan şiirdir. Peki şiir nedir? Vel garadu minhu, neden şiire başvururuz? Husulul infialatin nefsiye. Duyusal tepkilere sebebiyet vermesi için. Karşımızdaki insanların duygularını etkilemek, onların duyusal tepkilerini kontrol etmek, onları duyuları üzerinden yönlendirmeyi istersek başvuracağımız sanat şiirdir. Şiirden daha etkili bir şey olamaz. Onun için büyüklerimiz, sufiler ve büyük filozoflar, Aristoteles de dahil buna, vahiyin etkisi, vahyin o çarpıcı, vurucu etkisinin hemen ardından ikinci sıraya şiiri koyarlar. Onun için de Kur'an, vahyi şiir zannedenlere onun bir şiir olmadığını, şiirden daha üstün bir şey olduğunu söyler, değil mi? Şiir son derece önemlidir. Peki şiir bizim neyimizi etkiliyor? Duyularımızı. Şiir var bizi ağlatır, şiir var bizi güldürür, şiir var bizi hayretler içinde bırakır, şiir var düşündürür. Şiir var, şiir var. Ve onlar da kıyası kullanır, değil mi? Kullanıyor. Fakat bu kıyaslar doğrulanması gerekmiyor. Sümme innel bahse an kulli vahidin min hadihi sınaat. Sınaatil hams. Bu beş sanatın her birinden bahis gelecek. Yani aşağıdan. Evil kudre ale isti'maliha indel hace, ihtiyaç duyulduğunda bunların kullanılmasının imkanı, bunları kullanabilmeyi becermemiz, kazanmamız, bu güce, bu kudrete, bu yeteneğe sahip olmamız ile ilgili bahisler aşağıda gelecek. Ve bunların her birerlerine yüsemma sına'ah, sanat denir. Her birerlerine sanat denir. Dikkatli olun. Bu bir sanattır. Feyukalu denir ki sına'atul burhan, sına'atul mugalata, sına'atul şiir, sına'atul cedel diye isimler verilir. Beş sanattır bunlar. İşte inşallah bundan sonra şöyle gösterelim, işaretleyelim. Orada kalacağız. Şeye döneceğim. Şöyle. Evet. Mavi olsun, maviyle işaretleyelim. Evet. Sınaatul Burhan, Burhan üzerinde duracağız önümüzdeki derste inşallah. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, o zaman kıyas formu altında tekrar konuya hızlıca değinecek olursak, beş sanatımız Burhan, Mugalata, Cedel, Hatabe, şiir. Bu beş sanatımızın kıyas formu altında ele alınması öncüllerinin, yani bihasebil madde öncüllerinin verdiği bilgi değerleri açısından doğrulanabilir olması, kesin doğru olması, efendim hakikat olması, hakikatin vakayla, realiteyle örtüşmesi üzerinden ilişkilendirilerek Burhan'a, sonra Mugalata'ya, ki ma la yekunu hakkan vakan, Mugalata'yı Burhan'dan ayıran nedir? Burhan, kıyasın doğruluğunu realitenin desteklediği kıyastır. Mugalata, kıyasın sonucunun doğruluğunu realitenin desteklemediği kıyastır. Cedel,
hakikat olarak itibar edilmediği halde hakikatmiş gibi karşıya sunulan, karşı tarafın bir anlamda ifham dediğimiz, ilzam dediğimiz susturulmasını ve mağlubiyetini sonuç verecek şekilde istimal ettiğimiz bir sanattır cedel. Burada aslında kıyas ve onun sonucunda elde ettiğimiz bilgi hakikat değildir ama sanki hakikatmiş gibi sunulur. Dolayısıyla bu bir cedeldir. Cedel kelimesinin zaten kökünün bir mücadele olduğunu da dikkate alırsak amaç daha iyi anlaşılır. Hatabe'ye gelince, hatabe verilen bilginin ya da elde etmiş olduğumuz bilginin doğrulanması, kesin olarak doğrulanması şart değildir. Önemli olan karşı tarafın bunun sanki kesin hakikatmiş gibi efendim kabulüyle etkilenmesini sağlamaktır. Burada cedelle efendim hatabe arasındaki fark, cedel ulema arasında alimin alime karşı, ekolün ekole karşı geliştirmiş olduğu bir mekanizma iken, hatabe bir ferdin, bir hatibin muhataplara karşı efendim yapmış olduğu bir etkinlik olması bakımından bunların aynı zamanda mahiyetleri itibariyle de birbirlerinden son derece farklılıkları vardı. Aynı zamanda kıyasın verdiği bilgilerin öncüllerimizin sonuçta elde etmiş olduğumuz bilgisinin doğrulanmasına ihtiyaç duymadığımız, çünkü duyuların etkilenmesini amaç eden şiir söz konusudur ki şiirde asıl olan karşımızdakini etkilemektir. Karşımızdakini duyularını etkileriz. Ağlatmak mı istiyorsunuz? Ona göre bir şiir söylüyorsunuz. Bu şiirde hayali kullanıyorsunuz, taaccubu kullanıyorsunuz, efendim pek çok dili kullanıyorsunuz. Dilin efendim belagata ait sanatları kullanıyorsunuz. Bunları karşınızdakinin duyularını tahrik etmek, onların tepkilerini ortaya çıkarmak açısından icra ettiğimiz bir sanattır ki bu da şiirdir. Efendim umarım hayli yorgun olan zihnimle bu önemli konuyu, yani kıyasın formu altında beş sanatın nasıl yer aldığını, nasıl bir ilişki içinde olduğunu siz değerli izleyenlere ve sevgili öğrencilerime anlatabilmişimdir. Bundan sonra inşallah sırada Burhan var. Bunların her birerlerini Burhan'dır, Mugalata'dır, işte Cedel'dir vesaire. Her birerlerini ayrı ayrı inşallah göreceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.